Yalan yalan yalancı bir kalpte aradım durdum aşkı. Gökhan Özen Avustralya'yı fethetti. Dakika dakika provaları. Muhteşem bir konser. Ve macera dolu bir şehir turu. Bir bilet aldım oh mis, sezonu açtım oh mis. Denize karşı şöyle bir nefes aldım oh mis. Ben kendime emanet, aydınlandım nihayet. Oralarda nasıl bilmem, buralarda oh baba mis, mis. Gökhan Özen'in Avustralya fethi. Sadece pazar sürprizinde. Ünlü popçu Gökhan Özen geçtiğimiz gün Avustralya'ya adeta çıkarma yaptı. Özen hem Sydney'de hem de Melbourne'de muhteşem iki konser verdi. Gökhan Özen'in Avustralya macerasına Sydney'den başlamış ve o muhteşem konseri ekranlarınıza getirmiştik. Ünlü popçu bu kez Melbourne'de renkli bir konsere imza attı. Ancak Avustralya gününde rotayı önce bir hayvanat bahçesine çeviriyor. İçeri ilk girişte dev timsahı görünce biraz ürperiyor. Nerede diyorlar? Avustralya'nın simgesi kangurulara yanaşıyor Gökhan Özen ve sevimli yavru bir kanguruyu elleriyle işte böyle besliyor. Very very motivated. Oh. Did you see? You can give it to her and she can just hold on to it. Really? Yep. Come on. That's it. She's almost finished. There we go. Mısırla karnını tıka basa doyuran yavru kanguru teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor Gökhan Özen'e. Ay, teşekkür ediyor bir de. Şimdi koalaların yanında Gökhan Özen. Öyle tembel hayvanlar ki hiç umurlarında değil dünya. Gökhan Özen fırsat bu fırsat deyip sevimli koalalarla hemen selfie çekiyor. Jara. Jara ve onun yavrusu Joey. Joey ile birlikteyiz. Jara ve Joey gördüğünüz gibi şu an uyuyorlar. Hayvanat bahçesi ziyaretinden sonra güneşli pırıl pırıl bir Avustralya gününde Gökhan Özen'le biraz da sohbet diyoruz. Avustralya'ya direkt Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Gökhan Özen'e orada hayatının nasıl olduğunu soruyoruz. Amerika'da hayat zaman zaman sakin, zaman zaman yoğun. Ama bütün bunların yanında aslında genelde çocuklarımı özlemekle geçiyor. Elbette çocuklarını özlemesi doğal ve bu özlemi gidermek için de bir yöntem bulmuş Gökhan Özen. Sonra şöyle bir yöntem bulduk. Evin her yerini kamera döşedik. Bende de zaten sürekli elimde sürekli telefon, Skype ya da FaceTime ya da işte görüntülü arama diyelim. Yani 7/24 gece gündüz hatta uyurlarken bile onları izleyebiliyorum. Baba ne yapıyorsun? Baba sen de gel gel baba. Alayım mı seni? I love you. I love you derim. I love you. I love you baba.
Yapma. Yapma. Ayko. Ayko bacım. Ay doğdum benim. Biraz da aşk hayatı diyoruz. Amerika'da bir sevgilisi olduğuna dair söylentiler çıktı. Doğru mu? Aa, kuş geldi. Sorulara kaçamak cevaplar. Gelsin gelsin. Güzel bir taktikti gerçekten ama cevabı alamadık. Uzaklardan nasıl görünüyor bilmiyorum ama işin gerçeğine bakıldığı zaman benim hayatımda şöyle bir gerçek var. Yanımda dişi sinek görseler sevgilisi diye yazıyorlar zaten. Tek taraflı bir mücadele, bir adım atmadım. Sohbetten sonra Melbourne konseri için konser alanına geliyor Gökhan Özen ve provalara başlıyor. Abi hoş geldin. Selam beyler. Burada bir konser varmış. Ünlü popçu hemen konser alanını inceliyor ve notlar alıyor. Piyanonun başına geçiyor ve sonrasında sahnede provasını alıyor. Bittikten sonra Gökhan Özen şehir turuna çıkıyor Melbourne'de. Her kareyi ölümsüzleştiriyor ve bu güzel kentten detay almayı ihmal etmiyor. Sevilip ayrılınca arkadaşlık yalan. İkimizi sen yıktın, beni vurup sağ çıktın. Ve hava kararıyor, sahne zamanı gelip çatıyor. Gökhan Özen hayranları yeri göğü inletiyor desek yeridir. Peki biz ne diyoruz? Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Özen, 15 kişilik dev ekibi, sahne şovu ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor. Konser sonrası Gökhan Özen hayranları imza almak için ünlü popçunun etrafını sarmış durumda. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hızlandırırım arkadaşlar. Sayın bakıyorsun. Sen tamam. Senin kafa. İşte böyle Gökhan Özen'in dolu dolu Avustralya macerası bu renkli görüntülerle sona eriyor.